Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz Gasperini ile Atalanta UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Biz de bugün Gasperini'yi seçtik ve Gasperini'nin varsayılan dizilişiyle şöyle dizilişi değiştirdikten sonra varsayılan dediğinizde gördüğünüz gibi bu oluyor. Yani hızlı kontra atak oynayan bir teknik direktör. Açık söyleyeyim, hani şahsi fikrim iki tane göbek orta saha kanatlarla birlikte bence çok açık verir bu diziliş. Bir bakacağız. Rakip de bu şekilde geldi. Rakibin de ilginç bir dizilişi var. Yunan rakip ve Guardiola ile oynayacak. Net söyleyeyim, çok merak ediyorum başarılı olup olmayacağımı. Bakalım gerçekten Gasperini iyi mi kötü mü, bunu kontrol edeceğiz. Aslında dizilişi iyi mi kötü mü, buna bakacağız. Çünkü şunu unutmayın, Gasperini hızlı kontra atakta 80 oynuyor. Oyunda ekstra zitlerle arasında bir fark yok. Sadece zitlerle oyuncuların daha çok reytingleri artıyor. Yani anlayış olarak ekstra bir fark yok. Sadece DP verme konusunda farklılıklar oluyor. Yani şu anda Gasperini değil zitlerle oynasam daha benim için avantaj olacaktı hızlı kontra atakta. Ama biz challenge'ımızı bozmayalım. Bakalım Gasperini neler yapacak, birlikte kontrol edelim. Hadi gelin, maça geçiyorum. Hadi bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum dostlar. Dediğim gibi çok açık vereceğini tahmin ediyorum ama inşallah istediğim gibi olur. Şöyle bir kontrol. Büyük ihtimal atakları çoğunlukla yani bitirmemiz lazım. Bitiremediğimiz ataklar bize sıkıntı doğurabilir. Şöyle hemen. Bu zaten, bu rakip biliyorum çok gıcık bir rakip. O yüzden üzerine çekmeye çalışacaktır bizi. Hemen şöyle ortayı tuttuk. Kanadı çok iyi gördü. İçeride Drogba da var. Dikkat edelim. Yani ne kadar açık verir, ne yapar taktik açıkçası bilmiyorum ama ofansif bir taktik olduğu belli. Şöyle attım hemen. Gördüm. Ronaldinho verdi. Süpersin. Kapatalım. Ortaya döner. Aldın mı? Eyvah, eyvah. Süpersin kaleci. Şöyle hemen Harika. vuralım. Süpersin. Biraz iyi yere vuramadık ama harika, süper. Şurada bir boşluk var. Görebilirsek. Harikasın. İndir Rummenigge'n. Çok güzel. Şöyle kanatta boşluk. Bir daha olmadı. Kanatlarla birlikte yani çok açık bir diziliş. İnşallah bir problem yaşamayız. Bu arada eğer artı bir diziliş olursa hoşuma giden bir şey de yapacağım. Canlı yayında da deneyeceğim. Şöyle attım hemen. Kapatıyoruz. Süper. Devam. Eyvah, içeride boşluk. Atmasın. Süpersin. İndirdim. Çok güzelsin. Ver kanada. Ah ah ah. Güzel. Kapatıyoruz tekrardan. Oraya değildi ama canı sağ olsun. Şunu fark ettim bu arada. Yani ileri hızlı çıkmanız durumunda sağlam işler olabilecek bir diziliş gibi. Gönderdim. Verdim tekrardan. Biraz daha hızlı olsa süper vereceğiz ama. Çok güzel. Bir daha attım. Offside mı? Güzel gördüm Lobotka. Bu arada kanatlar inanılmaz güzel çıkıyor. Hoşuma gitti. Yani o kadar ağır ki çalım yapmanın hakikaten mümkünatı yok. Şimdi döndüm. Verdim pasımı. Geçer mi, geçmedi. Kapatıyoruz. İndir kanka. İndirirsin. Süper, ben de. Kanada verdim. Şöyle bir daha. Tekrardan. Keseceğim orta çünkü yani ağır çalım atamıyoruz. Süper. Ver geriye. Şu 3 defans çok önemli. Verdim ortaya. Tekrardan. Çok güzelsin. Harika. Rummenigge ve Messi çok boş kalıyor. Oraya iyi atmamız lazım ama hala açık vereceğine inanıyorum. Rakip çok, bence üst seviye bir oyuncu değil, sadece gıcık bir oyuncu. Daha önce de yayınlarda denk geliyordu çünkü. Şahsi fikrim şu, eğer daha sağlam bir rakibe karşı ve şey oynandığında o defansın, ya yani defansif orta saha adamının olmamasını bence çok böyle büyük bir şeyle değerlendirir gibi geliyor bana. Şu anda bu değerlendiremedi ama şöyle attım. Güzel. Kötü yakalandık. Harikasın Puyol. Şöyle attım. Tekrardan verdim. Çok kötü. Devam.
Burada direkt otomatikman boş kalıyor. Aldık. Süpersin. Ronaldo'ya biraz daha ileri çıkabilirsin kanka ya. Oraya değindi. Kapattım. Süper. Bir tane daha atarsak çok güzel olacak ama. Harikasın. Cancelo. İstediğim çalımı yapamadım. Dikkat edelim. Bunun santra mantra bir şeyleri vardır. Aynen öyle. Kapattık. Ver ver ver. Ver. Hadi Ferdi'cim. Hadi artık Ferdi'cim. Lütfen bir tanem. Hadi. Şu oyun geçişlerinin ağırlığı. Güzel. Aldım. Şu taraf boş. Harikasın. Kanatlar manatlar da böyle tabii hızlı kontrolata. Ya tabii ki de fazla adamla hücum yapıyorsunuz. İlla ki hani pozisyon bulabilirsiniz ama hala çok açık olduğuna inanıyorum taktiğin. Bir orta geldi. Korner kazanacak. Çok güzelsin. Devam. Vuracak. Yapma, yapma. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yapma, ne olur yapma ya. Geri çekemedik adamı. 1-1 oldu, devam. Hadi. Şöyle atalım. Buradan da bu arada oyunu nasıl... Evet, buradan çıkarabileceğiz. Aha. Süpersin. Çok güzelsin Messi be. Çok güzelsin. Yani iki tane göbek orta saha olduğu için ileri de gitme durumları oluyor dostlar. O yüzden mesela normalde ben bu taktikle defansif orta saha yapıyorum oraları. En azından bize şöyle bir artı sağlıyor. Geride kalacağı garanti oluyor defansif orta sahaların. Ve ondan dolayı da hani ileri çıkarken en azından oraya başvurabiliyorsunuz sıkıntı yaşayacağınız zaman. Aldık. Çekil önünden de bir pas atalım artık. Çok güzel. Ha, göbek orta saha olmanın da böyle bir avantajı var. Orada forvetin bıraktığı boşluklara yöneliyor. Attım. Süpersin. Verdim pasımı. Çok güzel. Alır mıyız? Kanada doğru attığı toplarda da stoperimizin, sağ ve sol stoperimiz muhakkak ileri çıktığı için o topu almak için iki tane go olduğunda işte defansif orta saha o boşlukları kapatabiliyor. Ama burada işte kapatabilecek bir adam olmuyor orada. O yüzden defansif konuda birazcık sıkıntılı bir şey diyebiliriz. Şöyle attım. Ya yani 3'ü atmadığımız takdirde mesela hep sıkıntı yaşayacağız. Gol. Şöyle topu şişiriyoruz. Alır mıyız? Hiçbir işe yaramadı. Dakika 67 oldu dostlar. Oyunu sürekli bekletiyor falan filan böyle. Çok gıcık bir adam. Hep de bize karşı kaybettiği için birazcık Yunan'da olduğu için herhalde bir ön yargısı bir şeyi var. Şöyle kapattık. Aldım. Attım. Schneider aldım oyuna. Eyvah. Pas verecek. Süper. Zaman oynamaya gerek yok. Hemen atalım. Çok iyi. Harikasın. Bir daha verdim. Kaç 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 kaç. Bu arada şuralarda paslaşırken tabii herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ama yani dediğim gibi çok fazla orada muhakkak iki tane defansif orta sahayla oynandığında bence çok daha büyük bir artı olacak bir şey. Şöyle attım. Verdim. Oh. Devam. Kapattım. Harikasın. Artık bir tane daha atalım dostlar. Kapattım. Bu biraz kötü oldu. Verdim. Verdim.
scatto del compagno con un filtrante. Bir daha atacak. Ci prova con un pallone profondo. Può liberare il tiro. Ottima lettura. Süpersin be. La gioca sulla destra. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Al. Çok iyi. Hadi Ferdin sen bitir. Ya da güzel. Araya aslında pas vermişim. Dakika 84 oldu. Direnmemiz lazım. Dostlar bağlantı çok kötü. O yüzden bu arada bilerek ya sürekli basıp kendi yavaşlatıyor. Hile yaptığını farkındayım. Ama hileye rağmen bir Yunan rakibi yenmeyi istiyorum. İnşallah yeneceğiz. Şöyle attım. Atarsam tekrardan. Eyvah. Getson'u soktum bu arada oyuna. Eyvah eyvah. Süpersin be Getson. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Döndüremiyoruz ki. Çok iyi. Çok çalıma girmemeye çalışacağım. Harika. Ben de yine. Verdim. Aha. Ulan. Oy. Vücudunda hangi bir... Güzel. Tekrardan rakibimize koymamızın verdiği mutlulukla şöyle attım. Harikasın be. Güzel. Lap. O kadar hileye rağmen free Cyprus falan olmuyor işte o işler kardeşim. Dostlar güzel taktik ama açık oynamak ya açık bir taktik. O yüzden birazcık sıkıntı yaşatabilirsiniz. Gasperini'yi tebrik ediyoruz. Atalanta'yı tebrik ediyoruz. Umarım taktik hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.